Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Değerli idareci ve öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmaya başlamasının 101. yıl dönümü. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik demek. Gençlik de gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'ni Yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sevgili gençler, siz Türkiye istiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Mustafa Kemal Atatürklerinin soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içerisinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Sevgili gençler, temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Atatürk, en büyük eserin dediği cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Unutmayınız ki gençler, sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, renginiz siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu duygularla
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Siz öncelikle gençlerimizin ve hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim, daha vehim olmak üzere, memleketin dahilinde ihtara sahip olanlar gaflet ve dalalet, hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emellerle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 16 Mayıs 1919 sabahı bir vapur demir aldı İstanbul Limanı'ndan. Bandırma vapuru. Yaşlıydı biraz. Karadeniz'e hiç çıkmamıştı. Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanacak gücü de yoktu aslında. Yükü de ağırdı hani. Özgürlüğümüzü, umudumuzu, bayrağımızı taşıyordu. Ağır ağır Samsun'a doğru yola koyuldu. Deniz kara, ufuk karanlık, memleket zifiri karanlıktı. Mustafa Kemal'in yüreği hırçın dalgalar arasında vatan aşkıyla çarpıyordu. Başı dimdikti paşanın. 3 gün, 3 gece tarih yazdı bandırma vapuru. Ve 19 Mayıs sabahı bir ses duyuldu Samsun limanında. Bandırma vapurunun sesiydi, bu umudun sesiydi. Bu gelen Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa'ydı, hey! Selam durdu dalgalar, selam durdu Anadolu. Bir güneş doğdu Samsun ufuklarından, bir ışık yükseldi o kapkara sulardan. Öyle bir ışık ki bu, hayat verdi yeniden Anadolu'ya. 19 Mayıs öyle sıradan bir gün değildir. Bir devrimin ayak sesleridir. Samsun'a ayak basar basmaz ya istiklal ya ölüm diyerek dirilişi başlattığı gündür Mustafa Kemal'in. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür 19 Mayıs. Uyanıştır, uyandırılıştır, isyandır, başkaldırıdır. 19 Mayıs yeniden doğuştur. Atatürk'tür, umuttur, inançtır. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak eğer, o gün Samsun'a atılan o ilk adım sayesindedir. 19 Mayıs Cumhuriyet gençlerinin en büyük bayramıdır. Atamın doğum günüdür bir kere. Senin doğum günün, benim doğum günüm, bizim doğum günümüzdür. Kutlu olsun. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.